Değerli dostlar, Kahire'deki en önemli gezi noktalarından birisi Sultan Hasan Camii ve Medresesi konumunda. Bir Memlük eseri değerli dostlar, 1360'lı yıllardan. Bu önemli abidevi eseri yakından görelim istiyoruz. Nerededir derseniz, Selahaddin Eyyubi'nin kalesinin hemen yanında Kavalalı Mehmet Ali Paşa Camisi'nin aşağı kısmında yer alıyor. Hemen burada bu camiye girişi gerçekleştirelim. Gerçekten abidevi bir eser. 1360'lı yıllardan günümüze gelmiş olması çok daha önemli. Bursa Ulu Camii'den daha eski bir eser. Güvenlik noktasından girdik. Biletle giriliyor değerli dostlar. Tarihi eserlere, tarihi yerlere, tarihi camilere burada ücretli biletli giriş var. Bakalım kaç liraymış. Evet, biletimizi aldık değerli dostlar. 180 Mısır parası, yani yaklaşık 180 liraya denk geliyor. Medrese ve mescidin girişi için bu bileti kullanacağız. Bu kısımda değerli dostlar, çifte minareli kısım tamamen medrese konumunda. Bizim Erzurum çifte minareli medreseye benziyor. Orayı sonra göreceğiz. Şimdi hem medrese hem cami olan kısma girelim. Abidevi giriş kapısından. Değerli dostlar, gerçekten çok abidevi bir giriş portali var. Muhteşem bir giriş kapısı. Merdivenle yukarıya çıkıp giriş yapacağız. Giriş portalinde de yine şeyler, yazılar. Evet. Dış cephesi tabii ki temizlense çok daha güzel olur. Bursa Yeşil Camii'nin girişi aklıma geldi ama o bu kadar yüksek değil değerli dostlar. Yine giriş portalindeki işçilik. Girişte görevlilere ayakkabımızı verdik. Girişinde de muhteşem süslemeler var. Böyle dar koridorlardan geçiyoruz. Kısım kapalı. Avlusuna doğru çıkacağız birazdan. Caminin büyük avlusuna çıkmış vaziyetteyiz. Eyvanlar var değerli dostlar. Burası dört eyvanlı bir yapı konumunda. Ortada şadırvan var üzerinde kubbesiyle. Birinci eyvan burası. Karşıda bir eyvan. Eyvan üç tarafı kapalı, bir yana açık olan kısma deniyor. Asıl mihrabın olduğu yerdeki eyvan. Ve dördüncü eyvan konumunda. Öndeki kubbe istikametindeki eyvanda müezzin mahfilini görüyoruz. Mermerden. Süslü küfi yazılar. Büyük, oldukça büyük. Ve mihrabını ve minberini göstereyim değerli dostlar. Memlüklü üslubundaki en güzel mihraplardan birisi. Mescid-i Nebevi'deki mihrab-ı Nebi'yi de hatırlatıyor bizlere. Zira o da bir Memlük eseridir. Muhteşem bir mermer işçiliği var değerli dostlar bu mihrapta. ...1360'lı yıllardan Sultan Hasan'ın yaptırdığı bu cami. Sultan Hasan 1363'te öldürülmüş gerçi. Caminin tam bitmesini görememiş. Vakıflar onun döneminde olduğu için vakfiyesi caminin inşaatı büyük oranların tarafından gerçekleştirildiği için bu cami Sultan Hasan Camii ve Medresesi diye isimlendiriliyor. Evet, Kahire'de görülmesi gereken önemli bir tarihi eser.